Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ben 10 yıldan bu yana İstanbul'da icra hakimliği yapıyorum. Dolayısıyla her hüküm bir şekilde dönüp dolaşıp icra mahkemesine uğruyor. Dolayısıyla hükümler için icra bir mukadderattır. Bir kader, bir yazgıdır. Bir şekilde icra dairesine uğruyor kararlar. Şimdi ben sunumumu bu açıdan, bununla sınırlı olarak sizlerle paylaşacağım. Bu bağlamda sunum aşağı yukarı şu soruların yanıtını arayacak. Bir hükmün etkili, verimli ve tam olarak uygulanması bir hak mıdır? Bir haksa nasıl bir haktır? İki, bu hakkın kapsamı nedir? Sınırların ötesindeki hukuk bu hakkı nasıl telakki ediyor, değerlendiriyor, yorumluyor? İç hukuk bu meseleye nasıl yaklaşıyor? İkincisi, bir hüküm pratikte ne gibi stresler yaşıyor icra aşamasında? Ne gibi fobileri var? Bunları hangi yöntemler, araçlarla aşmaya çalışıyor? Bunlar yeterli midir? Pratikte bir hükmü sıkıntıya sokan fiili ve hukuki nedenler nelerdir? Çünkü zaman da kısıtlı, 20 dakikalık süre içerisinde bunları sığdıracağım. Son olarak da infaz hakkını güçlendirecek bir takım önerilerde bulunabilir miyiz? Onun yanıtını arayacağız. İnfaz hakkı başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesi tarafından korumaya alınmıştır. Onun çok ünlü bir mahkeme boyutu var. Bu mahkeme boyutunu yorumlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bundan 4 tane boyut türetmiş. Bunlardan bir tanesi de bir kararın icrasını isteme hakkıdır. Dolayısıyla bir kararın icrasını isteme hakkı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iştahatlarıyla güvenceye alınmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kısaca icra hakkının bir kararın ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünüyor. Özellikle Silva Pontes Portekiz davası, Tunç Türkiye davası ile bu görüşünü pekiştirmiştir. Kararın icra hakkı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından oldukça geniş yorumlanıyor. Dolayısıyla bir icradan kasıt sadece bir meblağı ödemekle sınırlı değildir. Yine bu iştahat Silva Pontes Portekiz davasıyla karakterize olmuştur. Altıncı madde bir de icra hakkını makul süre hesabında da gözetiyor. Dolayısıyla medeni yargılamada bir davanın başlaması dilekçeyle oluyor ama sonu ise hükmün icrasıyla oldukça uzun bir periyotta 6. maddeyi tatbik ediyor. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir başka açıdan da bu konuyu böyle değerlendiriyor. Çok önemli bir şey daha söylüyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Özellikle Farcas Romanya davasıyla bir icrayı engellemek mahkeme hakkının kesin olarak ihlali anlamına gelir. Dolayısıyla infaz otoritelerinin bu konuda oldukça dikkatli olmaları gerekiyor. Son olarak kesinleşmiş kararın yeniden ele alınarak iptali Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre icra hakkına aykırılıktır. Bu nobis in idem yeniden yargılama yasağının medeni yargılamadaki usul hukukundaki ifade biçimidir. Varyantıdır, türevidir. Dolayısıyla icra otoritelerinin bir mahkeme, örneğin tüketici mahkemesinden verilen bir kararı icra aşamasında yorum yoluyla başkalaştırmaları, yeniden yargılamaları mümkün değildir. Özellikle biraz sonra da izah edeceğim zamanım olursa tavzih ve tahsih kurumu bu
iştahatla çelişen bir pratiğe sahiptir. Tehlikeli bir alan olarak görüyorum. Çünkü yargıçlar bu sınırı aşıyorlar zaman zaman. Bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir hükmün icrası için üye devletlere de bir takım yükümlülükler yüklüyor. Onlardan bir tanesi de şudur, en önemlisi. Bir hakkın icrası için, yani onun stresini azaltacak, fobilerini ortadan kaldıracak, etkin ve verimli şekilde uygulanmasını sağlayacak bir takım önlemleri almakla ödevlidir, diyor. Dolayısıyla devlet ve yasama bu konuda bir ödeve sahip. İç hukuka gelince, başta anayasanın 36. maddesi, daha sonra 40. maddesi, meşru vasıtalarla hak arama ve adalete erişim hakkının güvenceye alıyor. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, düzeltiyorum, dolayısıyla 36. ve 40. madde, bilharede Avrupa İnsan Hakları'nın, düzeltiyorum, dolayısıyla 90. madde bir kararın etkili ve verimli olarak uygulanması için oluşturulmuş yerel hükümler olarak telakki edilebilir. Bir önemli madde de 148. maddedir. 148. madde bireysel başvuru hakkını güvenceye alan bir düzenlemedir. 148. maddeye göre sözleşme ve anayasa tarafından korumaya alınan hak ve özgürlüklere yönelik her türlü kalkışmayı kendi ilgi alanında görüyor. Dolayısıyla bundan sonra icracıları bekleyen bir başka cephe de, yani başvuru yolu da bireysel başvurudur. Yani bir hükmün infazı ile ilgili olarak oluşan her türlü hukuka aykırılıklar sadece olağan ve olağanüstü yargı yollarıyla değil, bu yargı yollarının tüketilmesinden sonra bir başka yerde de tartışmaya konu olacağını ifade edebiliriz. Zamanım kısıtlı olduğu için bu konudaki pratikleri araştıramadım. Muhtemelen bu konuda da çeşitli başvurular vardır. En azından belediyelerle ilgili bir başvurunun yapılabileceğini düşünüyorum. Evet, yasa bazına gelince icra hakkı, yani bir kararın icrasının talep hakkı hukuk usulü muhakemeleri kanununda da güvence altına almıştır. Şöyle sıradan bir araştırma yaptım. Kanun sistematiğini takip ederek bu araştırmayı yaptım. Dikkatimi çeken şu oldu. Bir kere hukuk mahkemeleri kanunu mahkemeye erişimi ve mahkeme hükümlerinin infazını güvenceye alacak asgari bir standarda sahiptir. Bundan sonra pratiklerin işidir. Hakimlerin az önce ifade ettiğim sözleşme hükümleri ve anayasa hükümlerini yorumlamak suretiyle bu hakka boyut kazandırabilirler. Örneğin temsil yetkisi, yani HMK'nın 78. maddesi temsil yetkisinin infazla son bulacağını ifade ediyor. Bu iyi bir gelişmedir. Demek ki temsil yetkisi işte davayla başlıyor veya biraz öncesinden infazla son buluyor. İkincisi, HMK Adli Yardım Kurumu'nu da düzenlemiş. Bu adalete erişim bakımından ya da bir hükmün infazı açısından önemlidir. Çünkü ekonomik gücü olmayan insanların bu müesseseden yararlanarak hak araması mümkündür. Yalnız burada şöyle bir sorun var. Kesintisiz olarak değil de infaz aşamasında ayrı bir adli yardım talebi, yargılama sırasında adli bir yardım, adli yardım başvurusu iki farklı şekilde düzenlenmiş. Benim arzum bu iki periyodun birleştirilmesi, yani tıpkı temsilde olduğu gibi bir kere adli yardım müessesesinden yararlandıktan sonra bir kişinin bir mahkemeden almış olduğu hükmü infaz edebilmelidir. Bu açıdan küçük bir sorundan bahsedebiliriz. Özellikle 297. madde yine uygulanması gereken hükmün karakterini ortaya koymuştu. Biraz sonra geleceğim, onu ayrıca alacağım. Önemli bir
düzenleme de HMK bir hükmün ufak tefek defolarından kurtulabilmesi için kendisini restore ve revize imkanı vermiştir. Örneğin tahsiye, tavzih kurumları ile bir takım hükümlerinden, ağırlıklarından kurtularak streslerini atabilmesi için bir imkana kavuşturmuştur. Bunu çok önemli görüyorum. Sömürülmemek kaydıyla. Bu iki kurumun çok iyi analiz edilmesi gerekir. Çünkü uygulamada hala hakimler tavzihle tahsiyi karıştırıyorlar. Çünkü ikisi arası çok önemli bir fark vardır. Bir başka aşama, yanların dava ve yargılama hüküm üzerindeki tasarruf hakkı güçlendirilmiştir. Benim burada dikkatimi çeken şu oldu. Özellikle basit yargılamada bir talebi, bir savunmayı değiştirmek, ondan sonra genişletmek, hem konu bağlamlı hem özne bağlamlı olarak bunun anlamı şudur. Taraflar yargılama sırasında bağlayıcılık debisi çok yüksek, çoğulcu, kendi aralarındaki uyuşmazlığı bir defada sona erdirme imkanına kavuşuyorlar. Bu bireysel barış üzerinden toplumsal bir adaleti tesis etmek açısından son derece önemlidir. Evet, şimdi icra hukukuna geçiyorum. İcra iflas yasasına, icra hukuku diyelim. Şöyle bir eski olmakla beraber tarıyorum. Tüketici mahkemesi kararının uygulanabilmesi için zengin infaz seçeneklerine sahip olduğunu düşünüyorum. Bakın ufak tefek pürüzleri, çünkü girmiyorum oraya, vaktimiz de yok. Alternatif teknikler, yöntemler ve aparatlar var. Yeter ki biz bunları etkili bir şekilde kullanalım. İkincisi, şu tartışılabilir. İcra iflas yasası zannedersem bir revize sürecine girecek. Onun hazırlıkları var. Belki bununla birlikte yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veya Ulus Aşırı Hukuk, onunla bir temas kurulabilir. Bir kendisini yeniden inşa etmesi için ya da meselelerini halletmesi için bir gözden geçirilebilir. Hocam zamanımız var mı? Gidiyor muyuz? Evet. Şimdi biraz da bir hükümden bahsedelim. Yani infaz edilecek hüküm nedir? Hükmün hangi kısmı infaz edilir? Yani 297. maddeye geliyorum. 297. maddede madde özetle bir hükmü üçe ayırıyor. Birinci bölümü öznel bilgiler, bir yargılama nerede yapılmış, kimler yargılamaya iştirak etmiş, yargılamayı kimler yapmış gibi birçok sorunun yanıtını arayan diyalektik, kimler arasında gerçekleşmiş gerçeklik yargısı, onunla ilgilenen bir bölüm. Son iki bölümün ilki gerekçe, sonuncusu da kısa karardır. Şimdi evet, gerekçe çok önemli bir boyut, unsur olarak değerlendiriyorum. Benim ilgi alanımda da olan bir konudur. Yaklaşık 6 yıl gerekçe üzerine bir çalışma yaptım. Ama gerekçe bir takım özellikler geliştirmiş. Avrupa bununla 60 yıldır, dünya neredeyse 100 yıl uğraşıyor. Fakat Türk hukuk sisteminde pratikler gerekçenin gelişmesi önünde ciddi bir bariyere dönüşmüş. Bir hesapsızlık kültürü var. Yargıçlar ibralaşmaktan, toplumla, bireyle ve kamuyla ibralaşmaktan çoğu kere kaçınıyorlar. Bunun birçok boyutu var. Oralara girmeyeceğim. Biraz gerekçenin geliştirdiği özelliklerden size bahsedeyim. En önemlisi şu: bir karara yönelik savunma hakkının etkin kullanılması, kanun yolunun etkili ve verimli olarak kullanılabilmesi için gerekçe çok önemlidir. Çünkü onun vereceği malumatla siz stratejinizi belirleyeceksiniz, adımlarınızı atacaksınız. İkinci önemli işlevi şudur: kamu adına duruşma salonlarını denetlemek. Orada olup bitenleri büyüteç altına almak. Yani yargının demokratik olarak denetimini ikna edici şekilde, inandırıcı şekilde sağlamak. Sonra hükmün sınırlarından tutun,
doğal yargıç ilkesine, yansıtlıktan tutun ispat sahasına kadar, açıklıktan, çünkü bir açıklığı temin eden vasıtadır da, üçlüden bir tanesidir, infaza değin, bir dizi soruyu, sorunu kontrol altına alır. Birçok işlevi vardır. Şimdi bununla sınırlıyorum. Bu kadar işleve önemli bir fonksiyonu olan gerekçe maalesef Türk yargı sisteminde kaydeten bağlayıcı değil. Sayın hocalarımızı saygıyla selamlıyoruz. Çok istifade ediyoruz. Gerek pratik yani iştahatlar gerekse akademi bu konuda yani istisnalardan bahsetmiyorum bir ittifak halindeler. Yani maalesef gerekçeyi sistemden tart ediyorlar. Dolayısıyla yargıçların bu koşullar altında hesap vermesi gerçekten güçleşiyor. Çünkü önce bunu engelleyen nedenler var. Biraz sonra bunun sakıncaları nelerdir onu bu arada gerekçeyi tart eden çok önemli bir Yargıtay İştahı Birleştirme kararı çıktı. Tarihi 10.2.2012, 2010'a 1, 2012'ye 1. Bu özetle şunu söylüyor. Bir yabancı mahkeme kararı Türk kamu düzenine aykırı bir şekilde ve gerekçesiz olarak tedavüle çıkabilecek etki ve sonuçlarını bu sınırların içerisinde çok kolay bir şekilde icra edecek. Şimdi tanınma ve tenfizin koşullarına baktığınız zaman en önemli koşulu nedir? Efendim savunma hakkı kısıtlanmış mıdır? Zaten gerekçe savunma hakkının kısıtlanıp kısıtlanmadığını deşifre edecek bir aparat. Test sınama vasıtası, turnusol. Siz gerekçeyi atıl bıraktığınızda bu testi yapamayacaksınız. Bu önemli bir kırılmadır. Çünkü iştahatı birleştirme kararı iştahatlar yarışçısının tepesindedir. Ve genç yargıçlar yani emsal kararlara müptela hale gelmişler. Bir kült haline gelmiş. Dolayısıyla bu saatten sonra sizin gerekçenin önemini genç yargıçlara anlatmanız mümkün olmuyor. Bu açıdan Avrupa, şunu da söyleyeyim, gerekçe hakkı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 6. maddesinin güvencesi altındadır. Bu açıdan Türk hukuk sistemi ve pratiği bir soruna gebedir ve yaşayabilir. Evet, hızlı geçiyorum. Türk hukuk sisteminde gerekçenin bağlayıcılığı istisnadır. 3 tane sebebin tek tek veya birlikte gerçekleşmesi koşuluna bağlıdır. Bu uzun süredir böyledir. Hiç değişmedi ve herkes bunu tekrar ediyor. Birincisi, çünkü bu da sorunludur, biraz sonra izah edeceğim. Bir kere hüküm açık değilse, ikincisi dava reddedilmişse, üçüncüsü hüküm gerekçeye sıkı sıkı bağlıysa. Zaten bir hüküm gerekçeye sıkı sıkı bağlıdır. Bağlı olmak zorundadır. Eğer bağlı değilse bir sürü sorun yaşar, yani problem var demektir. Dolayısıyla gerekçe bu üç şartın tahakkukuyla bağlayıcı hale geliyor ve son derece istisna. Bunun gerçekleşme potansiyeli de oldukça az. Bu gerekçesizliği tetikleyen bir başka done. Bunu da geçiyoruz. Kısa karar Türk hukuk sisteminde bağlayıcıdır. Kaydeten bağlayıcıdır. Kesin hükmün sınırlarını belirler. Otor vaziyettedir. İstisnalarını söylüyorum. Az önce ifade ettim. Açık değilse, dava reddedilmişse, gerekçeyle bağı gevşekse bu rolünü gerekçeye kaptırıyor ve ciro ediyor. Dolayısıyla kısa kararın gerekçeden rol çalması da istisnaidir. O halde gerekçe ne kadar önemlidir? Yani tüketici mahkemesinden verilen bir karar, evet red kararıysa gerekçe çarpıcı hale geliyor. Çünkü projektör tutacak yargıca ve infazın uzantılarına. Bu açıdan oldukça önemli. Bir kararın etkin olarak uygulanabilmesi için yani kısa kararın bir takım özelliklere sahip olması gerekir. Bunlardan en önemlisi şudur. Bir kere açık olacak, net olacak, yalın olacak. Çünkü bu bir yargısal emir, bir konsantre, buyruk. Edimler karşılıklı ise herkesin hak ve ödevleri ayrıntılı bir şekilde ardışık olarak belirtilecek belli bir takvim dahilinde.
Eğer bunlar bu özelliklere sahip değilse bir hükmün etkin olarak uygulanması mümkün değil. Mutlaka bir yerde bir şekilde tökezleyecektir. Efendim, hüküm Türk hukuk sisteminde tefhim edilmekle artık geri alınamaz. Bu çok önemlidir. Çünkü yargıçlar çok küçük bir araştırma yapılırsa tefhimi yeterince kavramadıkları görülür. Tefhim bir şeyi toplumla paylaşmaktır, kamuyla. Eğer siz sözü ağzınızdan çıkarmışsanız artık onu geri alamazsınız. Kamuya mal olmuştur. Efendim, ben yetişemedim, bunu şöyle düzeltebilir miyiz, şöyle yapabilir miyiz? Bunlar Türk hukuk sisteminde mümkün değildir. Yasal olarak mümkün değil. Hukuken de mümkün değil, etik açıdan da doğru değil. Bir kere bu önemli bir problemdir. Tavsiye ve tavsiye gelelim. Bakın, bu kurumların uygulamada çok sıkça sömürüldüklerini görüyoruz. Tavsiye adı altında, az önce ifade ettim, yani bir mahkemenin vermiş olduğu kararın icra aşamasında başkalaşmaması, mutasyona uğramaması gerekir. Siz bu kurumları sömürür, kavrayamazsanız, anlayamazsanız yeniden öznel bir hakkı tartışmaya başlarsınız. Ve hükmü icra aşamasında başkalaştırırsınız. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve adil yargılama hakkının görünen adaletin tercih edeceği bir şey değil. Tüketici de bunu arzu etmez, yargıç da etmez, hiç kimse etmez. Bu oldukça önemlidir. Şimdi kusurlara geçiyorum. Yani bir hüküm infaz aşamasında bir hükmü hangi kusurlar bekliyor? Biraz da onlardan bahsedeyim, sonra geliyorum. Bitirdik mi? Ama hayır, devam edelim. Tamam. Hocam çok az kaldı. Şimdi ben bu kusurları çok acele şöyle diyorum. Yapısal kusurlar. Yani gerçeklik ve hukuki tanı yargılaması sırasında meydana gelen diyalojik kusurlar, adli mobbing, yargıcın bir şekilde taraflardan bir tanesini diyalektik sürecin dışına çeşitli bahanelerle atması, onun hukuki dinlenme hakkını ihlal etmesi, onun bir hükmün inşasına katılmasını önlemesi, bunların hepsi adli mobbingtir. Usul hükümlerinin sömürülmesi, yanlış ve hatalı uygulamalar bir tüketici mahkemesi kararından beklenmeyecek şeylerdir. Bunlar kısa ve uzun vadeli defektler, sürpriz yapma potansiyeli olan defolardır. Bunlardan sakınmak gerekir. Bunun için de bir kere yargılamanın karakterinin, içeriğinin, onun felsefeyle, sosyolojiyle bağlantısının mutlaka kurulması lazım. Morfolojik kusurlar, hukuki jargon, yani hukukçuların, yargıçların aşırı dikey bir dil kullanmaları. Bu infaza erişimi önleme potansiyeli oldukça yüksek bir defodur. Anlaşmazlıklara sebep olabilir, belli grupları infazın dışına itebilir. İnfaz otoritelerinin bir hükmü özüne sadık, aslına sadık olarak yorumlamalarını önleyebilir. İkincisi, dil ve anlam bilgisi. Türkçeyi çok etkili kullanamıyoruz. Biz yargıçlar ve hukukçuların besi kaynağı dildir. Yeterince okumadığımız için iyi gerekçeler oluşturamıyoruz. Hatalı gerekçeler oluşturuyoruz. Dil açısından problem yaratan. Bir de maddi hatalar var. Sık sık yapıyoruz. Tabii bütün bunların hepsi külfettir. Yani yargının sırtına, kamu kaynaklarına binen bir külfet. Hükmü ürkek kılan, fobilerini tetikleyen nedenlerdir. Bunlar oldukça önemlidir. Bunların ayrıca büyüteç altına alınması lazım üniversiteler tarafından. Bir de fizyolojik kusurlar var. İşleyişten neşet eden, bir kere gözetilme ve aktarma etkisi arasındaki krizin kötü yönetildiğini düşünüyorum. Burada bir revizeye ihtiyaç var. Yasama bir hükmün icrasından mı yoksa onun temizinden mi yana bir tavır takınacak? Tavır takınacaksa bunu nasıl gerçekleştirecek? Bunu bir gözden geçirmesi gerekir. Bir de içtihatların yarattığı bir sendrom var.
efendim 1932'lerin 40'ların iştahatlarıyla bugün Girit problemlerini çözmek, az önce Hakim Bey de söyledi, çok güçtür, zordur. Bir kere bu konunun bir büyüteç altına alınması lazım. Üçüncüsü, adalete erişim eşiğinin yüksekliği. Yani yasa yapıcı bir kere bir infaz talep eden bir hükmün adalete erişimini, adaletle buluşmasını sağlayacak efendim koşulları bir iyice gözden geçirmesi lazım. Yani harçlarla, şunlarla, bunlarla önüne bir bariyer mi kuracağız? Ya da onun elini kolunu sallayarak, yani kendisine güvenerek, herhangi bir tereddüt yaşamadan infaz edilmesini mi bekleyecek? Bu öngörülebilirlik açısından son derece önemlidir. Bir sürprizle karşılaşacak mı? Elbette ki bir hüküm arzu etmez böyle bir şeyi. Bir takım iştahatlar aşıldı ama bunun yetersiz olduğunu düşünüyorum. Evet, son sayfalarımıza geçiyoruz. Ama bitti süremiz. Öyle mi? Tamam. Tamam. Olur. Bitirin siz şunu. Tamam. Evet. Şimdi mali ve adli politikaların konsültasyon yapması lazım. Birbirlerinden haberi yok. Bir kere bütçe kalemleri olarak görülüyor. Adalete erişimin önüne konulan engeller bir başka açıdan gelir olarak görülüyor. Bu tazminatlar meselesi var, aktarma yargısının sürdürülmesi var, infaz ajanları, yani icra dairelerindeki icra müdürleri ve personelin mesela eylemli tedbir kararları var. Dosyayı avukat istiyor, alamıyor. 6 ay alamıyor. Uyuşmazlık çözülecek ne kadar o dosyasına erişemiyor. Hızlandırıyorum. Efendim, haksız takipler var. Gizlenen bilgilerle infaz talep ediliyor. Dürüstlük kuralına aykırı. Bunların tartışılması gerekir. Bir de son olarak UYAP çok önemli. Paternal karakterli. Bir kere yurttaşla diyalog kurması lazım. Hukukla bir temas kurması lazım. Teknisyenlerle hukukçuların sık sık bir araya gelmesi lazım. Parayı alırken çok cömert olan UYAP size parayı verirken oldukça haris. Bunların ne yapılması lazım? Gözetilmesi gerekir. Önerilerime geçiyorum. 3 tane önerim var. Bir tanesi şu. Bir kere hükmün icrasını isteme bir haktır. 2. Geliştirdiği özelliklerin analiz edilmesi ve öğrenilmesi gerekir. Muhakkak. 3. İnfazı güvenceye alan diğer yasalarla infaz yasasının münasebet kurması lazım. Kartların yeniden dağılması lazım. 3.'sü gerekçenin bağlayıcılığı mutlaka gözden geçirilmesi lazım. Revize edilmesi lazım. 4. Yapısal, fiziksel ve işlerlik kusurlarını besleyen kaynaklarla radikal bir mücadele planı geliştirilmelidir. Son ikisini söylüyorum. 3 dediniz, bizi kaldırdınız. Ekonomik ve mali engellerin adil yargılanma ve erişim hakkıyla mutlaka temas kurması lazım. Ve UYAP'ı söyledim. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sabrınız ediyorum. İçin. Sağ olun. Evet, ben de size sunumunuz için teşekkür ediyorum. Biraz tıbbi terimler de katarak hukuk jargonuna fizyoloji